Dünyada meydana gelen tabii afetler, toprağın, suyun kalitesini ve niteliğini yitiriyor olduğuna dair işaretler, iklim sorunları, bütün bu ve benzeri gelişmeleri değerlendirenler, dünya, tabiat bozuluyor, orijinalliği kayboluyor, gübre kullanmadan toprak ürün vermiyor, su azaldı, ileride su savaşları çıkacak gibi tespitler yapıyorlar. Su bozuldu, kirlendi, denizler kirlendi, toprak eskidi, doğru. Bunlara diyecek bir sözümüz yok, gözle görülüyor zaten. Peki su bozuldu, toprak bozuldu, iklim değişti, kış yok, yaz karıştı, doğru da insan bozulmadı mı? İnsanın ölçüsü kaçmadı mı? Ya da bunlar insan yüzünden olmadı mı? İnsanın kullandığı dünyada, insanın oluşturduğu yapılanmada ortaya çıkmadı mı bunlar? Yani suyumuz bozuldu, toprağımız eskidi de insanlığımız ve biyolojimiz de dahil kimliğimiz yerinde mi? İnsan olarak onurlu, güçlü, vakur kimliğimizle yaşayabiliyor muyuz? Belki su sorununu, iklim sorununu çözmeye gücümüz yetmiyor olabilir. Oturur da dert yanabiliriz. Teselliler, ağıtlar oluşturabiliriz. İnsanın eskimesine karşılık, insanlığın ölçüsünün kaçmasına karşılık, insan olmanın gereklerinden hayvan olmaya doğru kaymanın kim tarafından değerlendirilmesi gerekecek? Bugün insan olarak mesela açlıktan ve fakirlikten söz ediliyor. Birileri zekat verecek yer bulamıyor, birileri de açım diyor. Açım diyen insanın kullandığı telefon, cihaz, onun her gün bir kilo et yese belki bir senelik ihtiyacını karşılayacak. Ama açım diyor. Yalan söylüyor demiyorum. Başka bir noktaya geçeceğim. O da ne cevap vereceğini bilmiyorum. Çünkü Afrika'nın veya Uzak Asya'nın bir köyünde gerçekten 20 gündür bir tas çorba içmeyen insan da açım diyor. Öyle veya böyle asgari bir ücret alan, o da açım diyor. Bu mu aç, o mu aç? Kim aç? Açlığın ölçüsü her gün kızarmış et yememek midir? Tüm bunlar insan olarak bazı ölçülerimizin eridiğini, yeni bir insanlık ortaya çıktığını gösteriyor.